Benim ablam var, biz birbirimizi devamlı korkuturduk. İşin komik yerine kendisi korkmuyormuş gibi devamlı beni korkuturdu. Ama kendisi de çok Ama sen yok korkardı. ederdin. Hayır abi, kendisi de çok korkardı. Sonra tuvalete gidiyoruz abi. Sıçarken birbirimizin gardiyanlığını yapıyorduk abi. Kapının önünde bekliyorsun. Kapı açık sıçıyorsun. İyiymiş. Bir ara şey hikayesi vardı. Bizim Karabük'te otururken alt şeyde binanın altında Sevim abla vardı. Sevim abla kolonyacı slash bakkal. O zamanlar ünlüydü öyle şeyler. Bakkal ama kolonya da satıyor, tamam mı? Giderdik abi geceleri böyle Sevim abla bize şey anlatırdı. Hep böyle korkulu hikayeler anlatırdı. Sonra biz altımıza sıçardık. Ablam, Belen, ben. Belen şimdi Belen Belen Culinary Institute of America'da aşçılık öğrendi falan böyle, amına koyayım. İnsanlar çok farklı yerlere savruluyor. Neyse. Kanka anlattı şey. Bunu bilen vardır herhalde. Kanlı el. Tuvalete sıçıyorsun abi. Sıçarken Rezalet anlattın Bismillah orayı. diyorsun. Kanlı el çıkıyormuş öyle yapınca. Şimdi çocuksun ya. Hayda. Kanlı el çıkıyormuş abi, seni içine çekiyormuş kanlı eller. Doğru bu arada o. Abi Gerçek. evet, gerçek. İşte çocuksun ya. Tuvalete oturuyorsun, tamam mı? Böyle oluyorsun bak. Allah'ım demeyeceğim. Allah'ım demeyeceğim ya. Demeyeceğim. Allah'ım demeyeceğim. Bismillah, ne Diyorsun değil mi onu içinden ister evet istemez? abi, onu diyorsun. İster istemez. O sahneyi yaşıyorsun yani. Hem ablam hem ben yaşadık onu. Allah'ım demeyeceğim. Demeyeceğim. Kakamı kakişimi yapıyorum. Ablan gelip Bismillah diye bağırıyor muydu sen Yok sıçarken kanka, mesela sen orada? dersen oluyor abi. Onun demesi bana ne onun Ha günahından, tamam. amına koyayım ya. Öyle bir şey olamaz. Neyse abi, kanlı el çıkıyor. İşte diyor ki sen ne yaptın falan diyor. Seni çekiyor abi. Cehenneme kadar çekiyor, tamam mı? Kanka işte biz şimdi bu hikayeyi öğrendik. Korkuyoruz yani, ablam da korkuyor, ben de korkuyorum. İnanılmaz korkuyoruz abi. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olamaz. Ablam ama bana hiç çaktırmıyor. Tamam mı? Gitti mi? Gittik eve işte. Evde tuvalete girdim. Çıktım. Ablam şey dedi. Dedim mi dedi Bismillah. Dedim dedim. Seni kimse kurtaramaz. Ama bak. Ben 6 yaşındayım. Ablam 7. Böyle bir şey denir mi ya? Böyle bir şey denir mi ya? Resmen böyle Harbi gözlerini kısıp seni artık kimse kurtaramaz dedi. Ben bittim zaten o sırada ya. Ben dedim ki yani, ben dedim herhalde artık cinler, şeytanlar bir şeyler alsın götürsün beni. Cehennemde böyle kırbaçlar altında öleyim yani. Tamam, ondan sonra ertesi gün... sen o yüzden korkmuyorsun şimdi. Alıştırmış ablan seni O küçükten. tabii canım, biz alaylı yetiştik canım. Ertesi gün ablam geldi, diyor ki Ahmet, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu abla? Tuvalete gireceğim de kapıda nöbet tutar mısın? Niye? Çünkü ben de söyledim. Beni de kimse kurtaramaz. Abi çok iyi. Net ablam sıçıyor, tamam mı? Arkanı dönüyorsun, kapıda böyle nöbettesin. Yani kanlı el gelse sanki ben kurtaracağım. 6 yaşında sümüklü bir bebeğim yani. Ne yapacaksın yani? Bismillah haç mı çıkaracaksın? Ne yapacaksın? Böyle salak gibi bekliyorum. Bitti mi? Tamam, iyi. Bir şey olursa söyle ha. Söylese ne yapacaksın amına koyayım? Cin geliyor oradan. Ya böyle bir gerçeklik yok ki. Saçma sapan birbirimizi kandıra kandıra kandıra. Abi bak. Abi bu da inanılmaz bir hikaye. Kıbrıs'ta, tamam mı? Kıbrıs'ta şöyle düşün abi. Bir dağın yamacında Girne'den Lefkoşa'ya giderken, orada boğaz vardır. Boğazdan Girne'ye doğru inerken o yamaçta böyle villalar bölgesi var. Bizim bütün aile orada. Yani bir tane mahalle var. Hani full bizim akraba. Bizim ev de orada şimdi. O zaman evimiz yoktu orada. İşte bir tane amcam, bir tane halam. Ya şöyle, en üstte bir tane amcam var. Yolun tam başında, çıkmaz sokakta. Sonra halam geliyor. Şimdi bizim ev var burada. Altında bir halam daha var. Onun altında bir amcam var. Karşısında bir amcam var. Öbürü amcamın arsası. Böyle hep bizim aile.
Ama o zaman oranın yolu bile yok. Toprak bir yol, tamam mı? Toprak bir yol. Arazi yani bildiğin. Işık yok. Hiçbir şey yok. Şimdi asfalt var. Işık var. Bilmem ne var. Tamam mı? Işık da yok. Bir şey de yok. O yolun en başındaki amcamın da çocukları onlar da sinofil. Sinema filmi izlemeyi çok seviyorlar. Hani ta o zaman kaç senesinden bahsediyorum? 98, 99 falan. O seneler 2000 başları hatta. Amazon'u falan keşfetmişler. Hani internetten alışveriş yapmayın, kredi kartı bilginizi çalarlar deyip insanların internetten hiçbir şey almadığı dönemler. Hatırlıyorsun sen o zamanları. Millet korkuyor böyle. Hackleneceğiz, kredi kartımız çalınacak falan diye. Benim kuzenlerim ev sinema sistemi, yani Türkiye'de Kıbrıs'ta olmayan ev sinema sistemi sipariş etmişler. Her çıkan DVD sipariş ediyorlar. Bütün filmler falan var. Evde sinema sistemi. Böyle düşün, bir tane villanın alt katında full sinema sistemi, böyle bir oda var. Abi orada kuzenlerle film izliyoruz. İbo dedi ki bu gece dedi korku gecesi yapıyoruz. Hangi film? Abi 9 yaşında bir çocuğa Exorcist izletmezsin. Ay, ben onun Türk'ünü izleyip var ya yok olmuştum ya. Türk Kanka versiyonunu ben biliyor musun? 9 yaşındayım. Biliyorum Türk versiyonunu. O tırt ya. O nefes bile almaz bunun yanında. Daha 6 yaşında izledim ben onu. Kanka 9 yaşındayım. Exorcist izleyeceğiz. Ve İbo bizden, ya benden İbo kaç yaş büyük? 6 yaş büyük sanırım. 6 yaş büyük. Hani o biraz böyle teenager. Hani dalganın farkında biraz. Onun kardeşi var. Fatoş benden bir yaş küçük. Ablam da benden bir yaş büyük, tamam mı? Böyle bir tane koltuk grubu. Abi çok komik ama bu ya. Koltuk grubu var, tamam. Koltuk grubu, kocaman bir koltuk. Onun yanında da 3 tane ayrı tekli tekli koltuklar var. Şimdi biz filmi izlemeye başladığımızda o kocaman koltukta ablamla ben oturuyoruz. Bir ucunda ablam, bir ucunda ben. Bir koltukta Ebu oturuyor, öbür koltukta Fatoş oturuyor, tamam mı? Abi film ilerledikçe hepimiz o koltukta birleştik. Yani çünkü İbo DVD almış ama İbo da izlememiş, anladın mı? İbo da yani böyle içe doğru sıçıyor. Herkes sıçıyor evde abi. Herkes korkudan altına sıçıyor. Ve şu şekildeyiz bak. Ben hatırlıyorum. Amcan mutfaktan, şimdi şöyle, mutfaktan o odaya giriyorsun. Oradan yukarı çıkıyorsun. Böyle bir tane ahşap merdiven var yukarı doğru giden. Yatak odaları da yukarıda. 4-5 tane yatak odası var. Amca mutfaktan geldi. Bizi gördü. Ben şöyleyim abi. Şöyle bir tane yastık var önümde. Ben bu şekilde izliyorum filmi, tamam mı? Bütün filmi böyle izledim ben zaten. Bir de almışım. Bir tane kırlenti almışım elime. Amcam gördü bizi. Ne yaparsınız be ya? İzlemeyeceksiniz. İzlemeyin ya. Kapatın da gidin. Hadi oyun, ne yapacaksanız yapın dedi. Tamam, bu şekilde amcam. Kızdı bize, gitti. Üst katı çıktı. Biz böyle oturuyoruz işte falan. Sonra o ünlü sahne geldi Exorcist'te. Ünlü sahne. Kızın Hangisi? yukarıdaki merdivenlerden sırt üstü Ters iniş. örümcek inişi. Abi Abi o çok kötüydü açacağım ya. o sahneyi bu arada ya. Abi o sahneyi açacağım ya. O zamanlar için çok efsane. Efsane bir sahne o. Exorcist Backwards. Bir de onun sonradan dijital versiyonunu çektiler. Oğlum bak Hatırlıyor şu anda musun? bile titreyeceğim ya. Çok sert bu, çok. Abi What the hell izleyemeyeceğim. do you mean going off and living by yourself? I can stay here when those fuckers are İzleyemeyeceğim gone. amına Are koyayım. you getting Bak o killed? an geliyor aklıma çünkü yani. Gerçekten hani 9 yaşında bir çocuk kalp krizi geçirdiği gün olarak tarihe geçecekti ya. Then who tell me? Burke isn't. What's Burke got to do with it? Look, there wasn't anybody here, so when I went to get the Thorazine, I had him stay with her. He must have been drunk. He fell down from the top of the steps right outside. By the Of. time he hit M Street, he broke Abi kaç bak kelebek yine değil mi? izleyemiyorum yine. Sen bakma, sonra uyuyamıyor. Ananı sikeyim. Abi çok kötü ya. Abi çok kötü, yine izleyemedim. Abi çok sinir bozucu. Abi tam bu sahne geldi, tamam mı?
Zaten hepimiz dördümüz de içe doğru sıçıyoruz. İçe doğru sıçıyoruz. Tam bu sahnede Allah belamı versin şuradan kalkamayayım. Tam bu sahnede yukarıdaki kapıyı açmış yengem, biz duymadık. Merdivenlere gelmiş. Tam o sahnede kanka dur bir ya. Tam o sahnede yengem ilk adımını atıyor merdivene. O merdiven ahşap ya. Gıcırtısını duyuyoruz ve merdiven, yani televizyon burada, arkasında merdiven, yani öyle diyeyim sana, böyle dolanıyor iniyor merdiven televizyonun arkasından. Aklımız yerinden çıktı, yerinden. Ben böyle gerçek hayatta onu yaşıyoruz zannettim, gerçekten diyorum sana, ve hiçbir şey diyemedim. O yastığı suratıma bastırıp diye çığlık attığımı hatırlıyorum bak. Gerçekten o sırada o kız o merdiven, ya kafamı kaldırıp bakamadım çünkü, anladın mı? O merdiven gıcırtısını duydum. Benim için hayat bitti o sırada. Her şey bitti ama. Her şey bitti. Yani dedim ki tamam, şu an evimize bir şeytan girdi. Hepimizi alıp Ya da götürecek. hanginiz şeytan oldu? Bitti şu an yani. Yani ya da yukarıda işte artık yengemin mi içine girdi, az önce bize kızan amcamın mı, hiçbir fikrim yok. Ama biz şu an ölüyüz yani. Ve çok büyük azaplar bizi bekliyor. Anladın mı? O kırlenti böyle suratıma yapıştırıp diye çığlık atarak 2 dakika falan aralıksız attım böyle beni. Böyle kahkahalarla kaldırmaya çalışıyorum. Ben hala çığlık atıyorum, tamam mı? Sonra abi, şimdi anlattım ya, o yol. Yolun en sonunda halam var. Biz de amcamdayız. İzledik işte, ah çok korkunçtu, evet ya biz de korktuk ya, kehkü falan yapıyoruz, tamam mı? Ablamla biz çıktık evden. Şimdi o zaman büyük halamın evi Akşam var bir de. yapılmamıştı. Gece abi, gece. 2-1. Ay. 3 belki de. Ama zaten hiç Nasıl lamba yok yani? o Bir dakika. sokakta. Abi O orada yoldan hayat. gideceksiniz eve. Evet, ve hayat yok orada yani. Hani bizim akrabaların hepsi uyuduysa orası ölü bir yer yani. Hiçbir şey yok orada. Spikerler. Yatar uyurum orada amcamda ya. Ne bileyim. Değil mi? Koskoca ev aslında. Yatıyor amına koyayım. Neyse. Ama biz şeyiz ya biraz. Böyle disiplinli çocuklarız. Annemiz bizi kırbaçla eğittiği için. Hani sabah uyandığında bizi evde kahvaltı sofrasında bulamazsa. Bu çocuklar nerede Cumhur diye. Babama çıkışacağı için. Ya annenden, o şeytandan daha çok mu korkuyorsun Tabii yani? canım ya, o annem o Vay şeytanın amına kor ya, bir şey diyeyim mi? O şeytan var ya, matematik notlarını öğrendikten sonra o şeytanı siler benim annem. Neyse. Baba biz çıktık. Şimdi bak, ablamla böyle normal yürüyoruz, tamam mı? Böyle Kıbrıs'ta çorak bir yer yani, yaz bir de. Böyle çalılar malılar hep sağda solda, çalılar malılar var ev olmayan arazilerde. Abi oradan bir hışırtı geldi. Eyvah. Ama bak, hışırtıyı duydum, benim aklımdan geçen şu: şimdi koşarsam ablam pusi olduğumu düşünecek. Bak yarım saniye içinde düşünüyorum bütün bunları. Koşarsam ablam pusi olduğumu düşünecek, yarın annemler anlatacak, işte bir sene boyunca okulda her yerde benim de taşak geçecek falan filan diye düşünürken, o yarım saniye içinde kafamı çevirdim. Bir baktım ablam da aynılarını düşünerek bana bakıyor. Biz bir başladık defar atmaya, amına koyayım. Arkamıza bakmıyoruz. Lap 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 lap. O karanlıkta, o toprak yolda hiçbir şey düşünmeden sadece ve sadece halamın evine gitmek istiyoruz. Öyle bir koşu. Öyle bir koştuk. Böyle ağlayacağız artık, tamam mı? Kapıya gittik. O zaman da Kıbrıs'ta arkadaşlar hiç suç oranı falan yoktu. Bahçe kapısı, ev kapısı, göt deliği, her şey açık uyurduk biz. O senelerde. Kapı açık, açtık kapıyı, girdik yukarıya, çatı katındaydı bir de halamın bizi ayırdığı oda. Şey böyle penthouse, böyle ufak çatı katı odası. Gittik orada yorganın altına girdik, Atatürk'e bakarak uyuduk abi. Allah belanı versin. İnanılmaz. Orada Atatürk olmasa Peki bir şey soracağım uyuyamazdım. hocam. Vallahi bak, Atatürk nasıl bu arada biliyor musun? Onu da söyleyeyim, sor. Beş parmak dağları var moruk. Boğaz kısmında Türkiye'ye bakan tarafa bir tane Atatürk plaka şeklinde düşün ve geceleri ışıklandırıyorlar. Böyle onun bir Ha pozu biliyorum, var ya. görmüştüm onu. Hatırladım. Ha, o geceleri ışıklandırılır. Tam halamın penceresi de, o penthouse'daki pencerede Atatürk'e bakardı. Öbür tarafında da Büyük Türk Bayrağı vardır zaten. Bütün dağ Türk bayrağı şeklinde. Abi böyle korkuyorum, titriyorum. Gözümü açıyorum, Atatürk diyorum, tamam okey, sıkıntı yok falan diye uyuyordum böyle abi. Saçma Atatürk sapan ya. sevgisine bak ya. Vay be. Saçma sapan. Yemin ediyorum Atatürk olmasa orada uyuyamazdım ben ya. Şimdi genelde böyle kardeş mevzularında, korku olaylarında birinden biri korksa bile diğeri korkmasın diye olayı devralır. Böyle ben senin yanındayım, korkma falan der Yok. ya hani.
Sizde o yokmuş, o şey diye mi abi? Aranızda sadece bir yaş olduğu için mi acaba? Abi Ben biz orayı ya kaçırdım. şöyle biz full muzip yani hiç yani birbirimizi kolladığımız yer gerçek hayatta oluyordu. Ama onun Ha, dışında atış yan yanayken serbest yani. olmuyormuş. Friend, abi friendly fire açık devamlı birbirimize vuruyorduk yani böyle. Efsaneymiş ya, güzelmiş. Yani gerçek hayatta da mesela arkadaş ortamında devamlı birbirimizi kollardık ama baş başa kaldığımız zaman direkt friendly fire abi. Hani bugün okulda şöyle Aile yaptın içinde deyip taşak geçmece atış olurdu. serbest. Tabii canım direkt abi. Bizim yani hep öyleydi ilişkimiz. Ya böyle böyle Ben... hikayeler abi gerçekten yani ben hakikaten şunu da söylüyorum. Neredeyse lise sona kadar yatağımda rahat uyuyamadım. Vallahi diyorum bak. Oha. Her Peki gece ablan ne durumda? Aynı şeyi senin için işte düşünüyor mu? yok ablam rahat uyuyordu lisede ama ben lise sona kadar yatağımda rahat uyuyamadım. Yani her gece 3'te uyanırdım ben sabit. Tık tık Isımak uyanırdım yani o. her gece. Ondan sonra bir iki saat uyuyamazdım falan. Erkan Kötüymüş. Kalpakçı iki açı teşekkürler abi hoş geldin. Ya. Ben bir çişe gidiyorum hacı. Abi yap sen çişini. Ben de bir sigara yemek Sen de istiyorum öl. ya. Bir mola istiyordu herkes. İstersen bir mola ver. Evet bir mola istiyorlardı. Grim bu bilgisayar da Rainbow Six yüklü değil be bro. Yani bu gece olmaz. Sonra yükleriz ama. Şurada da iyi puan kastım. Onu kaybetmek istiyorum. O zaman bir sigara molası. Siz de çişmiş yapın. Şu puanı da alalım. Ulan ne hikaye anlattık yine gece gece amına koyayım. Boş boğazımız tuttu ya. O arada 3 kişi sab olursa çekilişi de yaparız moruk. Hadi bakayım muku. Bu da dinleri, bu da dinleri, bu da dinleri. Alfonso.